Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde polinom ve özellikleri ile ilgili bir tane kazanım testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüyle de dersimize başlayalım. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi polinomdur diyor. Polinom neydi arkadaşlar? Öncelikle katsayılar reel sayı olacak. X'in kuvvetleri de X'in kuvvetleri de bak X tabanda olacak. X'in kuvvetleri de doğal sayı olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım katsayılarda herhangi bir problem yok. 1, eksi 1 ve kök 2 bunlar reel sayı x'in kuvvetleri de bakın doğal sayı. O zaman bakın bu bir polinomdur. Bu x'e bakalım şimdi. Arkadaşlar bakın bu da bir polinomdur. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın ben buradaki ifadeyi şöyle yazabilirim. 2x kare bölü 7 artı 4x bölü 7 şeklinde yazabilirim. Kat sayılara bakıyorum. 2 bölü 7'ye 4 bölü 7 bunlar reel sayı. x'in kuvvetleri e, bakın bunlar da doğal sayı. O yüzden burada da herhangi bir problem yok. Rx'e bakalım. Şimdi arkadaşlar, bakın şuradaki ifade bizim işimizi bozdu. Niye? Ben burayı x üzeri 1 bölü 2 olarak yazarım. Bakın x'in kuvveti e, doğal sayı olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla rx polinom değil. Şimdi diğerine bakalım. Kx'e bakalım. Reel sayı arkadaşlar, katsayı. Bunlarda bir problem yok. E, x'in kuvvetleri de doğal sayı. O yüzden burada da bir problem yok. Kx de bir polinomdur. Bakın sonuncusunda mx de ben bunu yukarı çıkardığımda x üzeri eksi 2 olarak yazılır ya eksi 2 doğal sayı olmadığından arkadaşlar ne olmuş oldu polinom olmadı yani kaç tane var 1 2 3 tanesi 2'ye bakalım şimdi. İfadesi bir polinom belirttiğine göre m kaç farklı değer alır diyor. Polinom belirtecekse zaten katsayılara bakıyorum. 3, 2 ve eksi 1 bölü 2 bunlar reel sayı. O zaman arkadaşlar sadece geriye bir tane şartımız kaldı. x'in kuvvetleri doğal sayı olacak doğal sayı olacaksa demek ki bu ne anlama gelir? 4 eksi m sıfırdan büyük eşit olacak. m eksi 1 de sıfırdan büyük eşit olacak. Bakın burada arkadaşlar eksi 1'i karşı tarafa atarsam m büyük eşittir 1 olmuş oldu. Burada da 4 büyük eşittir m. Yani ben her iki bilgiyi birleştirdiğimde m dediğimiz 1 ile 4 kapalı aralı. Buradan m'nin alabileceği değerler 1 alabilir, 2 alabilir, 3'ü ve 4'ü alabilir. Yani toplamda 4 farklı değer almış oluyor. Şimdi 3'e bakalım. Olduğuna göre diyor bu toplam kaçtır diye soruluyor. P1 bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazmamız lazım. P1 eşittir 1 eksi 2 artı 3 eksi 5'ten ne gelmiş oldu? Eksi 1, 2, 2 eksi 5'ten eksi 3 geldi. P0 elde etmek için x gördüğümüz yere 0 yazıyorum. Dolayısıyla bakın bunların hepsi 0 oldu zaten. Eksi 5 geldi. İkisinin toplamını arıyorum. Eksi 3 ile eksi 5'in toplamından cevabımızı eksi 8 olarak elde etmiş olduk. 4'e bakalım. Px bir polinom olduğuna göre diyor. N'nin alabileceği değerler toplamı. Katsayılara bakıyorum zaten. X'lerin 5, eksi 1 ve 5. Bunlar reel sayı. haliyle X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Yani 12 bölü N artı 2 sıfırdan büyük eşit olacak. Benzer şekilde N eksi 3 de sıfırdan büyük eşit olacak. Yani buradan arkadaşlar N'nin 3 ve 3'ten büyük olması gerektiğini anladım. Aynı zamanda da 12'yi bölecek. Şimdi burası arkadaşlar eğer e, ne olması lazım? Doğal sayı olması için n artı 2'nin 12'nin bölenleri olması lazım. Yani 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olur ve 12 olur. N artı 2, 1 olacaksa n değeri bir kere eksi 1 olması lazım ki böyle e, bir şey söz konusu değil. Niye? Çünkü ben n'nin 3 ve 3'ten büyük olması gerekmiyor. n artı 2 2'ye eşit olacaksa n buradan 0 olacak. 3'ten küçük olmadı. N artı 2, 3 olacaksa N değeri 1 olması lazım. Bak bu da olmadı. N artı 2, 4 olacaksa N'nin 2 olması lazım. Bu da olmadı. N artı 2, 6 olacaksa N 4 olur. N 4 oldu. Ve son olarak N artı 2, 12 olacaksa N değeri buradan 10 olması lazım. Bu da olur arkadaşlar. Niye? Çünkü her ikisi de 3'ten büyük olmuş oldu. Dolayısıyla N'nin alabileceği değerler toplamı da 10 artı 4'ten 14 olarak bulunmuş olur. 5'e bakalım. Px polinomu için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. E, derecesi 3'tür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın dereceye bakıyorum. En büyük e, kuvvet hangisi ise derece oluyordu. Bak burada 4. Yani bize bazen bizi kandırmak için arkadaşlar buranın sıralamasını karıştıra değiştirebilirler. Buna dikkat edeceğiz. Derecesi 3'tür demiş. Yalan. Baş kat sayısı 5'tir diyor. E en büyük dereceliği bulduk ya arkadaşlar 4. E bunun kat sayısı da bize baş kat sayı veriyordu. 5 doğru. 3'e bakalım. Sabit terimi 3'tür. Sabit terime bakıyorum. X'e bağlı olmayan değişkene bağlı olmayan ifade. Burada 3 değil. Eksi 3'tür. İşaretiyle birlikte alacağız. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacaktır. 6'ya bakalım. Polinomun derecesi 3 olduğuna göre M çarpı n kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. Burada x'in kuvveti kaç? 5. Ama diyor ki bana derecesi 3 olsun diyor. Değil mi? Peki bu nasıl mümkün olabilir? Demek ki buranın kat sayısını benim 0 yapmam lazım. Eğer burası 0'dan farklı ise derecesi 5 olurdu. Ama bana demiş derecesi 3. Demek ki m-1 0 olacak. Yani m değeri arkadaşlar buradan 1 olarak bulunmuş olur. Şimdi zaten derece 3 buradan ve eksi 4'ten zaten gelemeyeceğinden dolayı otomatikman derece bakın burası. Yani n eksi 2 dediğimiz arkadaşlar ne olması lazımmış? 3 olması lazımmış. Yani n değeri de buradan 5 olarak bulunur. Biz m ile n'nin çarpımını arıyoruz. 1 çarpı 5'ten cevabımız 5 olarak gelmiş oldu. 7'ye bakalım şimdi. Olduğuna göre p4 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi buradan p4'ü elde edebilmek için x yerine ne yazmam lazım benim? 2 yazmam lazım. Eğer bunu direkt göremiyorsan o zaman ne yapacaksın? 3x eksi 2'yi 4 yapacaksın. 4'e eşitleyeceksin. 3x 6 diyeceksin. Her tarafı da 3'e böldüğünde x'i yine bak burada 2 olarak bulmuş olursun. Tabi sağ tarafta da x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Yazalım. 2'nin küpü eksi 5 çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 4. Burası 8 yaptı. Burası 20 yaptı. Artı 2 eksi 4 yaptı. Arkadaşlar bakın. Böyle 8 2 daha 10 yapar. 10 Eksi 14. E, özür diliyorum. 10 yaptı. Şuradan eksi 10 yaptı. Eksi 10 eksi 4'ten de eksi 14 yaptı. Nerede var? Bakın B şıkkında var. 8'e bakalım. Px polinomdur diyor. Buna göre ABC toplamı kaçtır diye soruluyor. arkadaşlar bakın. Böyle bir e, başka bir farklı bir örnekle açıklamaya çalışayım olayı. Diyelim ki bizim elimizde Px polinomu olmuş olsun. Bu polinomda 3 x kare artı x artı 3 olsun. Tamam. Ben p x kare polinomunu arıyorsam x gördüğüm yere x kare yazmayacağım mı? Tamam. Her x gördüğüm yere x kare yazacak olursam ne oldu arkadaşlar? x karenin karesinden x üzeri 4 geldi. x kare artı 3 geldi. Bak X yerine x kare koymak arkadaşlar x'in kuvvetlerini bak ne yaptı arkadaşlar? Hep çift yaptı. Tamam. 2'nin kuvveti yaptı. Çift yaptı. O zaman bak burada da x kare olması demek ki x'in kuvvetlerinin çift olması anlamına geliyor. Bak burada tek. Burada da tek. Burada da tek arkadaşlar. O zaman ne olması lazım? Bunların kat sayılarının sıfır olması lazım. a artı 1 sıfır olacaksa a eksi 1 olacak. Şimdi b eksi 2 e, sıfır olacaksa b değeri 2 olacak. c eksi 1 değeri sıfır olacaksa c de 1 olacak arkadaşlar. Bunları toplarsam bakın buradan ne gelecek? Cevabımız 2 gelecektir. 9'a bakalım. Polinomu sabit polinom olduğuna göre P2022 değeri kaçtır diyor. Sabit polinom olacaksa x'e bağlı olan bir ifade olmaması lazım. Bak burası x'e bağlı gitti. x'e bağlı gitti. E o zaman arkadaşlar demek ki x'e bağlı olmayan kısım burası. Yani Px dediğimiz m çarpı n eksi 3 olmalı. Peki m ne? n ne? Onu nasıl bulacağız? Arkadaşlar burasının olmaması gerekiyor dedik ya. Demek ki katsayısı 0 olacak. m eksi 1 0 olacaksa m değeri bak 1. Benzer şekilde 2N artı 6'ın da 0 olması lazım. n'nin de eksi 3 olması lazım. O zaman 1 çarpı eksi 3'ten eksi 3. Eksi 3 eksi 3'ten de eksi 6 geldi. Bana artık bu polinom sabit olduğundan dolayı P2022 değil P Fizan'ı da sorsa ne olacaktır? Eksi 6 olacak. Çünkü bütün terimler arkadaşlar eksi 6'ya gidiyor. Doğru cevabımız aşık. Ona bakalım şimdi. Polinomu sıfır polinomu olduğuna göre k değeri kaçtır diyor. Sıfır polinomu olacaksa o zaman eşitliğin sağ tarafın ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani m artı 3'ün sıfır olması lazım. n artı 1'in sıfır olması lazım. m, n ve k'nın toplamında sıfır olması lazım. Yani m değeri arkadaşlar eksi 3 oldu. n değeri eksi 1 oldu. m artı n artı k'nın toplamı da sıfır olacaktı. Bak bunun yerine eksi 3 buraya eksi 1 yazdım. Toplamı 0 olabilmesi için k'nın da 4 olması lazım. Biz de zaten k değerini arıyoruz. 11'e bakıyoruz şimdi. Bu polinom veriliyor. Ve x artı 4 polinomunun katsayılar toplamı 4 olduğuna göre a değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar katsayılar toplamını bulmak için biz ne yapıyorduk? Değişkene 1 veriyorduk. Bakın burada çünkü bu polinomun katsayılar toplamı 4. x gördüğüm yere 1 verirsem o zaman ne olacaktır? p 5 olacaktır. P5 neymiş? Katsayılar toplamı 4'müş. Tamam. Şimdi buradaki bilgiyi kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? A'yı bulmaya çalışacağız. Bakın burada P5'i elde etmek için x yerine 2 yazmam lazım. x yerine 2 yazacak olursam x eşittir 2 için P5 eşittir 2 üzeri 4 eksi 3 çarpı 2'nin küpü artı a çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 10 oldu. Bu da 4'e eşitmiş. 2 üzeri 4 16 eksi 8 çarpı 3'ten 24 artı 4a eksi 8 oldu. Eşittir 4 arkadaşlar. Bakın burası eksi 8. Eksi 8 de buradan eksi 16. Karşı tarafa attım. Artı 16 oldu. 4 de burada vardı. 20. Her tarafı da 4'e böldüm. A'yı da 5 olarak bulmuş olduk. 12'ye bakalım şimdi. Px bir polinom olmak üzere diyor. Ve 10 değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Bakın bunu iki yoldan çözelim. Birinci yol diyelim. Şimdi iki tane polinomu ben toplamışım. Bu iki tane polinomun arkadaşlar toplamı yine birinci dereceden çıkmış. O zaman bu Px polinomu birinci dereceden olmak zorunda. Px eşittir birinci dereceden olacaksa Ax artı B formatında olması lazım. Ben burada P3x artı 1'i bulacaksam x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 3x artı 1 yazmam lazım. Yani şurada da yazacağım x gördüğüm yere. 3x artı 1 yazıyorum artı b'miz var. Şimdi p x eksi 1'i elde etmek için x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. a çarpı burada da yazdığım x eksi 1 artı b olması gerekiyor. Ben şimdi bunların ikisini toplayacakmışım. Şurada çünkü toplama var. p 3x artı 1 artı p x eksi 1 eşittir. Sağ taraf ne oldu arkadaşlar? Bak bunları açarsam şöyle 3ax Alt aşağıdan da bir ax gelecek. 4a x gelecek arkadaşlar. Bakın artı 3a geldi. E, alt aşağıdan da eksi a geldi. Yani artı 2a. 2 tane de b var. Tamam. Bakın bunların toplamı da neymiş? 4x eksi 8'miş. Şimdi hepsi bu ifadenin tamamı 2'ye bölündüğünden dolayı 2'ye bölelim. Ya da ya da şöyle diyelim hadi. X'lerin katsayısı eşit olacak ya. Bak burada 4. Burada X'in katsayısı 4A. 4A 4'e eşit olacaksa Demek ki a değeri buradan 1 olacaktır. E sabitler ne? 2a artı 2b. Bu da eksi 8'e eşit olacak. 2a artı 2b eşittir eksi 8. E a'nın 1 olduğunu biliyorum. E 2 kere 1'den 2 karşı tarafa atarsam 2b eşittir eksi 10 olur. Yani b değeri de eksi 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Şimdi o zaman px polinomumuzu elde ettik. a ve b yerine yazacak olursam ne oldu? x eksi 5 oldu. p10 değerini arıyorum haliyle x gördüğüm yere 10 yazacak olursam 10 yazacak olursam 5 geliyor ama cevapta B diyor. Bir hata mı yaptık? Bir hata mı yaptık? Şurayı bir daha bir dağıtma işlemini tekrar yapacak olursak 3ax 1ax daha 4ax tamam. Buradan artı a ha, eksi a burada birbirini götürüyor arkadaşlar. A diye bir şey kalmıyormuş burada. Tamam. Yani 2b. Tamam. 4 tamam. A'nın 1 olduğunu bulduk. Herhangi bir sıkıntı yok. 2b eksi 8 olacak. Tamam. Burası gitti. 2b eksi 8 olacaksa b değeri eksi 4 olacak. Hatayı bulduk. E o zaman e, bizim px polinomumuz ne olmuş oldu? a yerine 1, b yerine eksi 4 yazarsam x eksi 4 oldu. Şimdi x gördüğümüz yere 10 yazarsam 10 eksi 4'ten 6 gelmiş oldu. Hocam ikinci yolunuz neydi? Bakalım. Bu kadar işlemlere hiç gerek kalmayacak. Şimdi, şimdi bunu daha önceden de göstermiştim aslında. Daha önceden de göstermiştim. Böyle. Şimdi 3x artı 1 ile x eksi 1'in aritmetik ortalaması nedir? İkisini toplayıp 2'ye böleceksin. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürecek. 3x ile x'i topladım. 4x 2'ye böldüm. 2x. Aritmetik ortalaması ikisinin p 2x oldu. Sağ tarafın da yarısını alıyorum. Bunu da ortasını alıyorum. Ne oldu? 2x eksi 8 oldu. Şimdi arkadaşlar ben şuraya kocaman x dersem burası da aynı olmaz mı? Olur. Yani px eşittir x eksi burası 4 olacak. Yarısını aldım ya x eksi 4 olacak. Buranın yarısı 2, 2 x eksi 4 olacak. Tamam. Yani x eksi 4 oldu. P 16 Buradan da yapabiliriz. 13'e bakalım şimdi. Px sabit polinomdur diyor. Bu x artı 3 polinomunun sabit terimi 16 olduğuna göre p eksi 5 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi sabit terimi diyorsa arkadaşlar x gördüğümüz yerine yazmamız lazım? Sıfır yazmamız lazım. Nerede yazacağız? Q x artı 3'te. Niye? Çünkü Q x artı 3 polinomunun sabit terimi 16. x yerine bakın burada sıfır yazdığımda demek ki burada Q3'ü 16 olarak elde ediyormuşuz. P eksi 5 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi şurada önemli bir bilgi vardı. Px sabit polinommuş. Şimdi arkadaşlar bu 3 eşittir 16 bilgisini kullanmak için x gördüğümüz yere bakın burada ne yazmamız lazım x yazmamız lazım. Dolayısıyla x eşittir 2 için şu 3 eşittir 2'nin karesi çarpı p 2 artı 3 çarpı 2 çarpı p 2 eksi 4. şu 3 de 16 idi, o yüzden 16'ya eşitledik. Burası 4 p 2, burası 6 p 2 yani toplamda 10 tane p 2 yaptı. X4'ü karşı tarafa attım. 20 oldu. Her tarafı da 10'a böldüm. P2'yi 2 olarak bulmuş oldum. Yani PX sabit polinom olduğundan dolayı arkadaşlar artık bize P kaçı sorarsa sorsun. Hepsinin sonucu ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. 14'e bakalım. Polinomlar veriliyor. 2 tane polinom. PX ve QX polinomları birbirine eşit olduğuna göre bu toplam kaçtır diye soruluyor. Şimdi Bakın burada x üzeri 5'li ifade var ama qx polinomunda yok. Demek ki buradan anlamamız gereken şey şu a artı 2 sıfır olması gerekiyormuş. Yani a'nın eksi 2 olduğunu buradan bulduk. Şimdi arkadaşlar x küpün kat sayısı burada 5. Burada d eksi 3. Demek ki buradan d ne olacakmış? 8 olacakmış. Tamam. Burada x'in kat sayısı b eksi 1. Burada eksi 6. O zaman arkadaşlar b eksi 1'i biz neye eşitleyeceğiz? e, burada 6 olması için bak b'nin 7 olması lazım değil mi? Bak, b 7 olsun ki 7 eksi 1'den burası 6 olsun yani eksi 6 x gelsin. B de bakın 7'ymiş. Son olarak da sabit terim bak burada artı e burada da artı 3. Demek ki e'nin de 3 olduğunu bulmuş olduk. C, C nerede arkadaşlar? Bak şimdi yukarıda x üzeri 4'lü bir ifade yok. Şimdi aşağıda x üzeri 4'lü ifade var. O zaman bakın bunun da e, x üzeri 4'ün katsayısında 0 olması lazım haliyle C'nin de 1 olması gerekiyor. Bunları toplayalım. Burası 5 yapar. Bir daha 6, 14. 3 de buradan cevabımızı 17 olarak bulmuş olduk. 15'e bakıyoruz şimdi. Olduğuna göre A çarpı B kaçtır diye soruluyor. Bunu iki tane yöntemden yapabiliyorduk. Şöyle. Öncelikle x eksi 4 çarpı x artı 4 şeklinde x kare eksi 16'yı ne yaptık? Çarpanlarına ayırdık 2 kare farkından. Burada payda eşitleme işlemi yapıyorum. Bunu x artı 4 ile diğerinde x eksi 4 ile. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 6 x eksi 8 da şunlar paydaları aynı olduğundan dolayı bakın paydaları da birbirini götürecek. 6 x eksi 8 eşittir. Hatta şöyle yazalım neyse bir tur daha yazalım. x eksi 4 çarpı x artı 4 eşittir. a çarpı x artı 4 artı b çarpı x eksi 4 gelmiş oldu. Paydamızda x eksi 4 çarpı x artı 4 olmuş oldu. Şimdi burada ederseniz paydalar aynı olduğundan dolayı birbirini birbirine götürdü. Şimdi şimdi arkadaşlar burada a'yı ve b'yi bulmadın. pratik bir yolu var. Ne o? Şimdi ben diyelim ki burada b'yi bulacağım. Özür diliyorum a'yı bulacağım. O zaman a'yı bulacaksam şurayı ne yapmam lazım? Sıfır yapacağım. Sıfır yapan x değerine bakacağım. x eşittir 4 için x eşittir 4 için burası tamamen 0 olmuş olur. x yerine 4 yazarsam 6 kere 4 24. 24'ten 8 çıkarsa 16. 16 eşittir. 4'ü burada da yazıyorum. 8 a oldu. Her tarafı da 8'e böldüm. a değerini 2 olarak bulduk. Şimdi benzer şekilde benzer mantıkla b'yi bulabilmek için bu defa x yerine bakın burayı 0 yapan eksi 4 değerini verelim. x eşittir eksi 4 için Burada da yerine yazacağım. Eksi 24 eksi 32 yaptı. Eşittir. Bu defa burası gitti. X yerine eksi 4 yazdığımda sağ tarafta eksi 8 B olmuş oldu. Her tarafı eksi 8'e böldüm. B'yi de 4 olarak buldum. A ile B'nin çarpımı isteniyor. 2 çarpı 4'ten de cevabımızı 8 olarak elde etmiş olduk. Pratik yöntemimiz neydi? Bakın pratik yöntemimiz şuydu arkadaşlar. Ayda bakın A değerini bulmak için, A'yı bulmak için. Burayı tanımsız yapan x değeri nedir? 4'tür. Tam getiriyoruz şurada yerine yazıyoruz. Burası zaten gitti, değil mi? x yerine 4. 4'ü bak şurayı da kapattım. Tam şurada yerine yazacağım. 6 kere 4 24. 24'ten 8 çıkarsa pay kısmı 16. Burası da ne oldu arkadaşlar? 4 yazdığımda 4 artı 4'ten 8. 16 bölü 8'den bakın A değeri 2 olmuş oldu. B'yi bulmak için de anımsız yapan x değeri nedir? Eksi 4'tür. Bu defa nerede yerine yazacağız? Bakın şurada. Burada yerine yazacağız. Tamam. Burada yerine yazdığımızda B'nin 4 çıktığını yine göreceksiniz. Şimdi son olarak 16. sorumuzu da çözelim. Olduğuna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Bak şu 12. soruda bir yöntem göstermiştim ya. Oradan yapacağım. Oradan yapacağım. Yoksa normal uzun yoldan şöyle yapılıyor. Şimdi i̇ki tane polinomun toplamı Birinci dereceden ise çünkü 6x eksi 4 birinci dereceden. Demek ki px polinomu birinci derecedendir deyip px eşittir ax artı b şeklinde işlemleri devam ettirebilirsin. Fakat ikinci gösterdiğim yol şöyleydi. Arkadaşlar px eksi 1 ile px artı 1'in tam ortasında ne var? İkisini toplayıp 2'ye böleceksin değil mi? Haliyle eksi 1 ile artı 1'i topladım 0. x ile x'i topladım 2x 2'ye böldüm x. px oldu. Sağ tarafın da yarısını alıyordum arkadaşlar. Ee, 3x eksi 2 olacak. E ben de zaten px arıyorum. Bakın tek hamlede cevabımıza ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.